sağlayan, o yerliğine katılım sağlayan takımımız var. Karadon çekildi herhalde. Sağ olsun 20 tane takımdan 3 tane arkadaşımız gelmiş. Zonguldak U17 liginde mücadele edecek takımların yer alacağı gruplar belli oldu. Kura çekimine ASKF Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Sağ Komiserleri Derneği Başkanı Bülent Tuna ve kulüp temsilcileri katıldı. ASKF Başkanı Kemal Demir ve futbol temsilcisi Metin Malkoç şunları söylediler. Diğerlerinde buradan selam olsun. Onların da işi gücü vardır. Nereden olduğu belli değil. Ama bundan sonra buraya gelmeyip de bu kurallara giren adamlara da bir ufak ceza kesileceğim yani bundan sonra. Gelecekler. Burada kura çekiminde 2 grup oluşturulacaklar. Zonguldak'ta 6 takımlı tek grup olacak. Çağcımar'da 4 takımlı tek grup olacak. Yapılan kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu. Merkez grubu Zonguldak Kömürspor, Zonguldak Sarayspor, Çatalhöz Demirspor, Kozlu Taşkömürüspor, Kilimli Belediyespor. Çağcuma grubu Çağcuma Gençler Birliği, Devrek Belediyespor, Velioğlu Gelişimspor, Çağcuma Spor. Ereğli A grubu Zonguldak Ereğlispor, Yeni Mahallespor, Alaplı Belediyespor, Ereğli Belediyespor, Ereğli Demirspor. Ereğli B grubu Ereğli Genç Yıldız, Zonguldak Çelik Ordu, Ereğli Göztepe, Balıspor, Alaplı Gücüspor. Ereğli bölgesindeki iki gruptan ilk iki takım playoff'a katılacak. Zonguldak grubunda 6 takım olduğu için ilk iki takım playoff'a direkt katılacak. Üçüncü takım Çağcıma'da 4 takım olduğu için birinci direkt çıkacak. İkinci Zonguldak merkezinin üçüncüsüyle baraj maçı yapıp Allah'ın izniyle 8 takıma tamamlayıp playoff'ları oynatacağız. İnşallah ben ASKF Başkanı olarak yönetimim adına 2023-2024 sezonu 17 liginin tüm Zonguldak'ımıza hayırlara vesile olmasını dilerim. Ferit Bire çerçevesinde bu seneki bu madde konuyu açıyor. Şimdi 14 yaş kategorisi değil mi? Topçu ceza alınma hocası da ceza alacak davası. İnşallah bunları 18'e kadar çıkaracaklar. Genç takımlarda eğer bir oyuncu hakime hakaret, rakip takımın arkadaşına hakaret edip kırmızı kart gördüğünde hocaları da cezalandırır.